Tabii enflasyonun etkisi insanların cebinde, cüzdanında hissedildiği sürece insanlar da bu tarz anketlerde netice itibariyle haliyle negatif yanıtlar vermeye devam ediyorlar. Ve Amerika'da pazarda enflasyon etkisi hissedildikçe bu oranda artıyor. Bundan birkaç ay önce ekonomiyle ilgili kötü değerlendirmesini yapanların oranı %46 civarındayken son olarak yapılan bir ankette 18-20 Mayıs tarihleri arasında yapılan bir ankette Amerika'da ekonomiyi kötü olarak nitelendirenlerin oranı %69'a yükselmiş durumda. Amerikalıların büyük bir kısmı %60'tan fazlası da ülkenin genel durumunun zorlu olduğunu, yine benzer şekilde kaygı verici olduğunu ifade ediyorlar. Yine farklı parti gruplarına, yani Demokrat Partili ve Cumhuriyetçi Partililere sorunlara yönelik sorular sorulduğunda hem Cumhuriyetçi Parti seçmeni hem de Demokrat Parti seçmeni, aday kim olursa olsun, yönetim kim olursa olsun, Demokrat Parti'deki seçmenlerin %89'u, Cumhuriyetçi Parti'deki seçmenlerin de %90'ı yönetimin enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini söylüyorlar ve bunu birinci sorun olarak görüyorlar. Yine demokratların %86'sı zenginlere yönelik vergi düzenlemesi yapılmasına dair bir adım atılmasını istediğini belirtiyor. %85'i de ırkçılıkla ilgili sorunların ciddi bir problem olduğu konusuna destek veriyor. Cumhuriyetçilerde ise bu durum biraz daha farklı. Cumhuriyetçilerde birinci sırada, onlar da enflasyonu, cumhuriyetçi seçmen de birinci sırada enflasyonu sorun olarak görüyor. İkinci sırada yasa dışı göçün ülkeye durdurulmasını istiyorlar ve üçüncü sırada da geleneksel değerlerin öne çıkarılmasını istediklerini söylüyorlar. Yani ikinci, üçüncü sıralarda Amerikalı seçmenlerin, Amerikan halkının önem verdiği konular değişse bile ister Cumhuriyetçi Parti seçmeni olsun, ister Demokrat Parti seçmeni olsun, tüm seçmenler açıkçası birinci sırada %90, %89 oranında birinci sırada ekonomiyi sorunlu olarak görüyorlar. Ekonominin idaresi konusunda yine aynı ankete göre %49 Demokrat Parti'nin ekonomiyi iyi idare edebildiğini düşünürken %51 yine Cumhuriyetçi Parti'nin ekonomiyi iyi idare edebileceğini düşünüyor. Tabii bunlar önemli çünkü Amerika'da bir ara seçim var ve ara seçim kongredeki aritmetiği değiştirecek. O yüzden partilere göre ekonomiye bu yaklaşımlar da önemli. Ankette ona yönelmiş durumda. Son olarak şunu da aktarayım. Demokratların da yine %49'u enflasyon konusunda da Demokrat Parti'nin çözüm getirebileceğine inanıyor. %51 Cumhuriyetçi Parti seçmeni enflasyonu ancak Cumhuriyetçi Parti'nin çözebileceğine inanıyorlar. Birbirine çok yakın oranlarda hangi parti çözebilir konusundaki cevaplar. Ancak en büyük sorun nedir de hemen hemen seçmenlerin tamamı enflasyonu, özellikle yani Amerikalıların doğrudan cüzdanını etkileyen ekonomik koşulları birinci sıradaki problem olarak gördüklerini ifade ediyorlar mesela.